Bakayım. Tamamdır. Başlıyorum o zaman hocam. Evet, bugün Fatih ve Falço Hoşgen'in nörofelsefe ve eğitim materyali konularını biraz daha şu ana kadar yaptığım sunumları toparlamış bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde ilerleyeceğiz. Önce çok kısaca nörofelsefenin ne olduğunu hatırlatacağım. Ondan sonra felsefe ve zihin beden sorununu konuşacağız. Ondan sonra da Fatih Çalışkent'in materyalizmi de kullanarak kalp psikolojisine, özgür iradeye ve bilince bakış açılarını tartışacağız. Nörofelsefe ne? Nörofelsefe aslında bir nörobilim felsefesi. Zihin felsefesine konu olan soruları nörobilimin verileriyle açıklamaya çalışan bir alan şu anda. Nörobilimin verilerinden yararlanıyor dediğimizde tabii aslında daha çok zihin felsefesinin sorularına yanıt aramaya çalışıyormuş gibi oluyor ama bu verilerle yine aynı bakış açısıyla ahlak felsefesine, özgür irade sorununa ya da epistemolojik sorunlara da yine aynı şekilde yardımcı olmaya çalışan bir alan. Yani burada savundukları şey aslında nörobilimin bizim bilişsel fonksiyonlarımızı, felsefenin de felsefenin sorularına cevap olabilecek bir şekilde destekleyeceğini söylüyorlar. Peki zihin beden sorunu ne? Felsefede ontolojik sorun diye geçen sorun. Zihinsel durum ve süreçlerin gerçek doğası nedir? Hangi ortamda gerçekleşirler? Fiziksel dünyayla ilişkileri nasıldır? Zihinlere dengeleri bugün aslında nedir gibi sorulara cevap arayan felsefenin bir alanı. Bu zihin felsefesinde, zihin beden sorununda daha doğrusu en popüler olan ama artık tabii ki çok da kabul görmeyen bir kuram var. O da sözlüğümüz mü? Descartes'in ortaya attığı bir kuram bu. Burada Descartes'in savunduğu şey şu, dünyada diyor iki tane söz var diyor. Yani gerçekliğin iki temel sözü var diyor. Bu sözlerden birisi maddi olan sözdür, diğeri maddi olmayan sözdür. Burada ruh olarak adlandırdığı şey aslında zihni tanımlıyor. Maddi olmayan söz ruhtur ve uzayda yer kaplamaz. Maddi olan söz ise bedendir ve uzayda yer kaplama özelliğine sahiptir diyor. Descartes tabii bu düşünceyi ortaya atınca şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Tamam iki tane söz var ama bu sözlerin temel nitelikleri birbirlerinden çok farklı. O zaman bunlar birbirlerini nasıl etkileyecekler ve benim zihnim bedenim üzerinde nasıl bir nedensel etkide bulunacak, bunu nasıl başaracak diye soruyorlar. Descartes bunu tabii o zamanlar elindeki sınırlı nörobilim bilgileriyle bu etkileşim Epikür dediğinde gerçekleştiğini söylüyor. Bunu söylemesinin tek sebebi de aslında beyin sağ ve sol lobunda her şeyden simetrik bir şekilde bulunurken Epikür bezinden bir tane olması ve yani sırf bu yüzden Descartes etkileşim burada gerçekleştiğini ortaya atıyor. Tabii materyalistler bu dualist bakış açısını çok değil, hiç onaylamıyorlar ve üç temel argümanla geliyorlar. Kameram kapalıymış. Açtım şimdi hocam. Teşekkürler yardım için. Şimdi gördüm. Geldi mi görüntü hocam? Gelmiştim. Nerede kalmıştım? Ha, materyalistler üç temel argümanla söz dualizmini eleştiriyorlar. Birincisi yalınlık argümanı. Yalınlık argümanında aslında temel olarak söyledikleri şey birbirine iki tane zıt argüman varsa aynı Descartes'in ortaya attığı gibi bu argümanlardan daha basit olanı tercih edilmeli. Olguları açıklamak için kesinlikle gerekli olanlar tercih edilmeli. Yani hangisi daha yalın, hangisi daha basit onu tercih edelim. İşimizi kolaylaştırın. Neden iki zıt şeyle uğraşıyoruz diye soruyorlar. Diğeri zihinsel fenomenlerin nöral bağımlılığı argümanı. Burada aslında ortaya koymaya çalıştıkları şey şu. Descartes'in söylediği şeyle aklın, duygunun ve bilincin beynin manipülasyonuyla sağlanan doğrudan kontrolü ve beynin zarar görmesinin yol açtığı bu teorilere dayanıklı olması bekleniyordu. Ama gerçekte bunun tam tersi söz konusu. Ve bizim aslında bilincimiz, zihinsel faaliyetlerimiz, bilişsel faaliyetlerimiz
dışarıdan gelecek işte darbelere, hatta işte anestetiklere, kafeine, herhangi bir uyuşturucu maddeye de fazlasıyla dayanıksız olduğu için yine buradaki şeyi aslında zihinsel süreçlerin fiziksel olaylara ne kadar bağımlı olduğunu dile getiriyorlar. Evet, son olarak da evrimsel tarih argümanı var. Burada da aslında basic anlamda söylemek istediği şey şu materyalistlerin. Biz fiziksel bir sürecin sonunda ortaya çıkıyoruz ve evrim tamamen fiziksel bir süreç sonunda şekilleniyor. Bu böyleyken biz neden maddi olmayan bir tür ortaya atıp bir de onunla uğraşıyoruz diye bir de bunu sorguluyorlar. Bir sonraki kuramımız diyeyim beden sorununda felsefi davranışçılık. Felsefi davranışçılık, bizim psikolojide bildiğimiz davranışçılıktan biraz daha farklı. Biz psikolojide davranışçılık dediğimizde gözlemlenemeyen şeylerin ölçülemeyeceğini iddia ediyoruz. Burada biraz da analitik bir davranışçılık söz konusu. Daha çok bizim günlük hayatta kullandığımız psikolojik ifadelerin anlamını tartışıyorlar burada. Bunu da şöyle yapıyorlar. Yani ben mesela günlük hayatta bir ağrım var derken kısaca bir psikolojik durum, yani fiziksel olayların kısaltmasını dile getiriyorum ve psikolojik durum yansıtması yapıyorum. Felsefi davranışçılar da diyor ki bir davranışın davranış sayılabilmesi için temelde fizik tarafından tamamıyla açıklanabilen bir dışa vurum olması gerekiyor ve herkes tarafından gözlemlenebilir olması gerekiyor diyorlar. Yani biraz aslında bir bilim felsefesi gibi oluyor burada ortaya attıkları şey. Bu herkes tarafından gözlemlenebilir olması insanların psikolojik ifadelerinin cümlesini tabii ki eleştiriyorlar. Öncelikle bu kuryeyi göz ardı etmiş oluyor. Süper Spartalılar diye adlandırdıkları bir durum var. Bu kısaca insanların ağrı threshold'unun çok yüksek olabileceği, yani kimisinin çok yüksek ağrılara katlanabilirken kimisinin çok düşük seviyedeki ağrılardan daha çok acı çekmesi gibi durumlar söz konusu. Psikolojik ifadelerin çok basit bir şekilde yalan olabilme durumu var. O yüzden de eleştiriliyor. Ve son olarak bilimin nesnelliğini de zedeliyor bu felsefi davranışçılık bakış açısı. Çünkü biz bu tarz ifadeye vurduğumuz şeyleri nörogörüntüleme yöntemleriyle gözlemleyebiliriz, gösterebiliriz. Ama biz sırf dışarıdan göremiyoruz diye, gözlemleyemiyoruz diye bunu yok saymak bilimin nesnelliğine zarar vermiş oluyor diyorlar. Bundan sonraki kuramımız da özdeşlik kuramı. Diğer adıyla indirgemeci materyalizm. İndirgemeci materyalizmin merkezi iddiası yalınlık. Biraz önce tözlerizminin eleştirildiği gibi bunlar tek bir tözden bahsediyorlar. Tek bir töz olabilir. Bu tözü ya indirgeriz ya türetiriz ama bu töz çoğalmaz diyorlar. Zihinsel durumların beynin fiziksel durumlarına eşdeğer olduğunu, her bir zihinsel durum merkezi sinir sistemindeki bir fiziksel duruma sayıca özdeştir diye bir şeyleri var, argümanları var. Bunları kendini desteklerken biraz önce bahsettiğim evrimsel tarih argümanından, bilimsel fenomenlerin bağımlılığı argümanından, yazılım argümanından, nörobilimdeki gelişmelerden yararlanıyorlar. Bir de çok seviyeli dünya görüşü dediğimiz bir görüş var. Bunun da bilimsel durumlarımızın beyin fiziksel durumlarına eşdeğer olduğunu kanıtlayacağına inanıyorlar. O bu görüş de şöyle bir görüş. Multi-level worldview diye geçiyor ve bizim fundamental bir physical seviyeden, fiziksel seviyeden sosyal bilimsel seviyeye tek tek ve bu seviyeleri atlayarak her bir seviyeyi kendi içinde araştırıp bu seviyeler arasındaki bağlantıları da araştırarak bu bilimsel süreçleri anlayabileceğimizi, bu bilimsel süreçlerin fiziksel süreçlere eşdeğer olduğunu görebileceğimizi söylüyorlar yani. Tabii indirgemeci materyalizm de eleştiriliyor. Eleştirilerden birisi iç gözlem argümanı, diğeri kategorik hatalar argümanı. Kategorik hatalar argümanı kısacası şu. Zihinsel durumların beynin fiziksel durumlarına eşdeğer olduğu, sadece özdeş olduğu söylediğimizde zihinsel durumlarla fiziksel durumların aynı düzlemde, aynı uzamda bulunduğunu varsaymış oluyoruz. Ve bunun aslında bu şekilde olmadığını, aynı uzamsal konuda bulunmadıklarını söylüyorlar eleştirenler.
Yani şeye göre, özdeşlik kuramına göre ben ağrım var yerine işte ağrı hissim ventral tonusunda gerçekleşiyor şu an. Ya da ventral tonusunda bir aktivasyon oluyor şu an demem gerekiyor gibi algılanıyor. Bunu materyalistler tabii işte bizim demek istediğimiz bu, hani bilginin felsefesine çevirmeyelim olayı diye bir yanıt getiriyorlar ama tam olarak açıklanabilen bir şey de değil. İç gözlem argümanı da şu, iç gözlemde ortaya çıktıkları halde bilimsel durumlar ve nitelikler çoktan farklı görünüyorlar. İç gözlem, nöron ağındaki elektrokimyasal uyarımların yer aldığı bir alan değil, düşüncelerin, duyumların ve duyguların yer aldığı bir alan açığa çıkarıyor diyorlar. Buna da materyalistler şöyle yanıt veriyor. İç gözlem bir dizi nöral durumu birbirinden başarıyla ayırt edebilir. Ancak ayırt ettiği durumun ayrıntılı doğasını kendi başına ortaya koymaya gücü yetmez diyor. Bu şekilde indirgemeci materyalist düşüncesi de bu şekilde. Şimdi biz elimdeki materyalizme gelelim. Kavlasına dışa çalışan ortaya attığı bir kuram bilim felsefesinde. Bu da tabii azından da belli olduğu üzere bilim felsefesine materyalist bir bakış açısı. Burada aslında eleyici oldukları, yani eliminatif adının geldiği kısım Karl-Heinz evet tamam fiziksel zihinsel süreçler fiziksel süreçlerle eşdeğerdir ama biz bunları sadece işte özdeş eşdeğer görerek bu işin içinden çıkamayız. Bizim aynı zamanda halk psikolojisi dediğimiz, önemsel tutum dediğimiz şeyleri elememiz gerekiyor bilimizden, işte hayatımızdan diyorlar. Bu eleyicilik sadece bir Pavlov Çoçtan'ın yaptığı bir şey değil. Aslında materyalistlerin yaptığı şey de bir eleyicilik. Onlar da töz dualizminden ruhu eleyip sadece fiziksel şeylere odaklanıyorlar. Daniel Dennett mesela kolay hakkında eleyici bir yorum kendisi de. Peki Patrice ve Paul Churchland halk psikolojisi kavramlarını neden ediyorlar? Önce halk psikolojisinin ne demek olduğunu şöyle kısaca anlayayım. Yani halk psikolojisi dediğimiz şey aslında bizim genel olarak günlük hayatta kendimizi ifade etmek için kullandığımız, karşı tarafın bilimsel süreçlerini tahmin etmek için kullandığımız tutumlar. İşte şöyle sanıyorum, böyle hissediyorum, bundan korkuyorum. Yani aslında duygu, düşünce, varsayım zaten günlük içerisinde, kullandığımız bütün sözler halk psikolojisine girmiş oluyor. Ama Paulo Patricio bu halk psikolojisinin kökten yanlış ve hatalı olduğunu hem ilkeleri hem ontoloji bakımından söylüyorlar. Bu yüzden de aslında bunların dilden tamamen çıkması gerektiğini ve halk psikolojisinin yerini nörobilim verilerinin alması gerektiğini düşünüyorlar. Bunları da bu halk psikolojisini eleme düşüncesinde bazı şeylere oturtuyorlar tabii ki. Mesela tarihsel paralellikler konusuna dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki eskiden kısmının cisimlerin içinde incecik bir sıvı olduğu düşünülüyordu. Ama bu araştırıldıkça, edildikçe aslında işte trilyonlarca, milyonlarca molekülün birbiriyle çarpışması vesaire olduğunu anlatıyorlar diyorlar. Kopernik'ten önce aslında gökyüzü hakkında her şeyi bildiğimiz, gözlerinin önünde olan şey hakkında her şeyi bildiğimiz sanırdık. Ama bu da Kopernik'ten sonra değişti diyorlar. Veyahut da psikoz kurbanları Orta Çağ zamanında cadı olarak tanımlanıyordu ve cadı avcılığı diye bir şey vardı o zamanlar. Yani nasıl işte artık onların cadı değil psikoz kurbanları olduğunu, nasıl artık isim, işte isimler içinde bir sıvı olmadığını biliyorsa halk psikolojisi de aynı şekilde bu şeyde listede yer alacak ve yok olmaya mahkum olacak diyorlar. Halk psikolojisinin açıklayıcı, kestirimsel ve ötürü başarısızlıklarla dolu olduğunu söylüyorlar. Durgun ve verimsiz bir teori olduğunu söylüyorlar. Çünkü antik Yunan zamanından beri herhangi bir gelişme yok bu konuda. Hala da aynı kavramları kullanıyoruz halk psikolojisi dediğimizde. Zihinsel hastalıkları, yaratıcı hayal gücünü, bireyler arası zeka farklılığını, hafızayı öğrenmeyi, kişisel yetileri açıklamakta yetersiz bir kuram halk psikolojisi diyorlar. Ve diğer alanlar birbirleriyle etkileşim halinde ilerlerken işte nörobilim olsun, psikoloji olsun, felsefenin diğer alanları olsun birbirleriyle
etkileşim halinde ilerlerken halk psikolojisi tamamen izole olmuş ve bunlarla bir etkileşim haline geçememiş. O yüzden de artık elimin edilmesi gerekiyor diyor. Tabii bu eleştiriliyor. En büyük eleştiri radikal bir görüş olduğu sebebiyle. Çünkü yani bu kadar yer etmiş ve aslında bir zararı olmayan bilgisayar anlatımın tamamen inkar edilmesi olayı çok radikal gözüküyor ve insanlar tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyor. Aslında bu halk psikolojisi işte, önermesel tutumların, işte acıların, inançların varoluşunu doğrudan ortaya koyduğunu, halk psikolojisinin aslında bizim günlük hayatta işimize yarayan bir kuram olduğunu söylüyorlar. Bir kere günlük hayatta başarılı iletişim kurmamızı sağlıyor. Bunun için bilimsel psikoloji çalışmalarının çoğu bu halk psikolojisi tutumlarını baz alarak ortaya çıkan çalışmalar olduğu söyleniyor. Bir diğer eleştiri eminent materyalizmin kendi kendine yalanladığı yönünde. Burada da söylemek istediği şey şu, siz diyorlar bir tez önerebilmek için öncünün doğru olduğuna inanmanız gerekiyor. Siz de bir önermesel tutum kullanarak ortaya bir şey yapmış oluyorsunuz diyorlar. Kuarya konusuna dikkat çekenler oluyor. Kuarya varsa eleyicilik olamaz diyorlar. Bir diğeri de önermesel tutumun işlevsel durumlarla tanımlanması durumu. Bu böyleyken işte halk psikolojisini elemek mantıklı değil diyorlar. Churchland'lerde diyorlar ki eleyici materyalizm sadece bir tahmin şu an için. Biz halk psikolojisinin yanlış olduğunu değil aslında ama sınırlı, eksik ve hatalı olduğunu, yanlış olduğunu değil, yanlış olduğunu değil, sınırlı ve eksik olduğunu söylemek istiyoruz diyorlar. Bu böyle. Materyalizme halk psikolojisi kısmında yeterince anlayışları olmuştur. Çünkü şimdi eminent materyalizmi özgür irade kısmına geçiş yapacağım. Özgür irade nedir? Nedense hiçbir etken, hiçbir öncü olmadan özgür seçim yapabilme durumudur. Burada Churchland'lerin bu konuyu nasıl araştırdıklarına geçmeden önce kısaca bir özgür irade hakkında neler düşünüyor ondan bahsedeceğim. Sam Harris ve Jay Cohn özgür iradenin bir illüzyon olduğunu düşünüyorlar. Beynin nedensel bir mekanizma olduğunu ve kararları onun verdiğini, özgür irade diye bir şeyin aslında olmadığını ortaya atıyorlar. Burada tabii şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Özgür iradenin bir illüzyon olduğunu iddia etmek, yani uyur gezerliğinde cinayet işlemişsin. Yani bunları nasıl karar vereceğiz? Adalet sistemi ne hale gelecek? Özgür iradenin illüzyon dersek gibi soruları ortaya çıkarmış oluyor. Descartes ve Kant, iradenin beyindeki fiziksel nedenlerden ayrı yönetildiğini ve ruhun yani zihnin nedene ihtiyaç duymadığını ortaya atıyorlar. Jung ise kararları, inançlar, istekler, duygular yönetir, böyle olmak zorundadır. Nedensiz rastgele hareketler, nedensiz hareketler rastgele ve saçmadır diyorlar. Yani ben durup dururken işte Kanada marşı söylemek istiyorum gibi bir şey yoktur diyorlar ve Descartes'in söylediğinin buna çıktığını söylüyor. Hume'un aslında burada yapmaya çalıştığı şey nörobilim yokken, nörobilimin ve gelişmiş psikoloji biliminin eksikliğinde verdiğimiz kararlar, inançlarımız, isteklerimiz, duygularımız da şekillenir. Bunlar sebep olur ve böyle olmak zorundadır demeye çalışıyor. Peki özgür irade konusunu konuşurken hangi sorular sorulmalı? İşte biraz önce bahsettiğim özgür irade bir illüzyonsa o gezerlik ve cinayet bir aynı şeylerdir. İllüzyonsa bu ceza adalet için ne anlama gelir? Nedensellik vardır ama rolü nedir? Psikolojik veya nörobiyolojik etkenleri yok sayabilir miyiz gibi sorular ortaya çıkıyor. Ama Churchland'ların özellikle odaklanmak istedikleri konu özgür iradeyi araştırırken şu son iki soru. İstemli ve istemsiz yapılan hareketlerin beyindeki farkı nedir? Kontrol altında olan ve olmayan kişilerin beyni ne bakımdan farklıdır? Bizim bu sorulara cevap aramamız özgür iradeyi araştırırken bizim için daha iyi olacaktır diyorlar. O yüzden de diyorlar ki biz öz denetim konusunu araştıralım. Biz öz denetimin ne olduğunu, nasıl etkilendiğini, nasıl şekillendiğini nörobilim verileriyle açıklayabilirsek
belki özgür iradeyi anlamaya daha fazla yaklaşabiliriz diyorlar. O yüzden de gerçek olan fenomenin kontrol olduğunu, ilgilenmemiz gerekenin de gerçek olduğunu bildiğimiz şey olması gerektiğini söylüyorlar. Yani öz denetimi çalışalım istiyorlar. Diyorlar ki kontrol hali ve kontrol dışı seviyelerinin yani bu iki uç şeyin iki uçların arasında farklı farklı seviyeler olduğunu, her bir seviyenin farklı şekilde etkilenebileceğini, bizim yani bu iki ucun arasındaki seviyeleri ve bu seviyelerin nasıl etkilendiğini nörobilim verileriyle araştırmamız gerektiğini söylüyorlar. Ve öz denetimin her yerde olduğunu iddia ediyorlar. Her yerde derken de söylemeye çalıştığı şey şu, bir amaca bağlı kalmak için öz denetim sahibi olmamız gerekiyor. Yüklerimizi bastırmak için öz denetim sahibi olmamız gerekiyor. Kazgı geciktirmek için de aynı şekilde, ki burada bastırmak, kazgı geciktirmek çok küçük yaşta öğrendiğimiz şeyler. Eğitime bağlı kalmak, beceri edinmek, bir şeyin devamını getirebilmek için öz denetim sahibi olmamız gerektiğini. Bu öz denetim konusunu araştırırken de davranışsaldan, daha doğrusu en üst seviyeden moleküler olana doğru dedim ki öz denetim ne içeriyor tam olarak anlayabilelim düşüncesiyle hareket ediyorlar. O yüzden de merkezi sinir sistemi, sistemler, bağlantılar, nöronlar ve moleküller seviyesinde tek tek bu seviyelerde öz denetimi etkileyen neler var onlara bakmayı tercih ediyorlar. Davranışsal seviyede güzel örnekler var. Birincisi marshmallow test dediğimiz çoğunluğun bildiği bir deney. Burada küçük çocukların önüne marshmallow veriyorlar ve eğer işte bunu yemeden beklersen sana bir tane daha marshmallow getireceğim deyip çocukları orada tek başına bırakıyorlar. Bu videoyu izlemişsiniz ihtimalle. Çocuklar çok komik bir hal alıyor. Kimisi gerçekten mutlu oturuyor, kimisi küçük küçük yemeye çalışıyor belli olmasın vesaire. Yani bir halkı geciktiren ve geciktiremeyen, öz denetim sahibi olan işte öz denetim kazanmış kazanmamış çocukları görebiliyoruz. Bunun bir üst seviyesi bu tarzda uzun süreli çalışma yapmışlar. Yani küçük yaşlarda, 2-3 yaşlarında halkı geciktirme becerisi olan çocukları ve halkı geciktirmede çok kötü olan çocukları alıp 30 sene sonra bakmışlar ne duruma gelmişler, ne olmuş vesaire diye. Ve şunu görmüşler. 2-3 yaşlarında hal geciktirme, duyguları kontrol etme, duygusal dışa vurumları ayarlamada iyi olan çocuklar, çocuklarda sağlık problemleri, madde kullanımı, suçtan hüküm giyme gibi durumlar büyük oranda daha az çıkmış. Yani aslında bunun hal geciktirme ve öz denetim stabilitesi kılıcılığına bir kanıt olduğu şeklinde yorumlanmış. Davranışsal seviyede bir de memeliler alemine dikkat çekiyor çalışmalarda. Memeliler aleminde de bir öz denetim söz konusu. Bu da şöyle bir öz denetim aslında. Hayvanların işte türde sağlam kalabilmesi ya da